Günaydın arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere 3 malzeme ile kahvaltılara yapabileceğim çok güzel bir tarifim var. Patates kullanacağız, sucuk, yumurta. Eğer ki sucuk kullanmak istemezseniz kaşarla da yapabilirsiniz. Ya da sadece yumurta ve patatesle bile çok güzel oluyor. Şimdi hemen önce patatesimi ve sucuğu doğrayarak başlayayım. 2 adet yumurta, 1 tane büyük boy patates, sucuğun da 1 kangalın yarısının yarısını kullanıyorum. Önce patatesi doğrayarak başlayayım. Küp küp doğrayacağım. Çok büyük değil. Büyük doğrarsanız pişirmesi bu sefer zor olabilir. Hemen göstereyim. Şekilde gayet iyi. Küp küp doğrayacağım hepsini bu şekilde. Patatesi doğradıktan sonra sucuğu da aynı şekilde küp küp doğrayacağım. Malzemeleri azaltıp çoğaltmak tamamen size kalmış. Benim bu hazırladığım 3-4 kişiye kadar yeterli geliyor. Yumurtasını daha bol seviyorsanız 3'e de çıkartabilirsiniz. Şimdi ocağımın başına geçip pişirmeye başlıyorum. Uygun bir tavayı ocağıma alıyorum. Altında yakacağım. Bir miktar sıvı yağ ekliyorum. Hemen hemen çeyrek çay bardağı ancadır. Yağ iyice ısındıktan sonra patatesleri içerisine atıyorum. Biraz şöyle tuz serpiştiriyorum. Biraz bırakayım. Alttan kızarmaya başlayınca tekrar karıştıracağım. Başladı. Hemen hemen bir 5 dakikada kızarıyor. Karıştırıyorum. Kızarırken de pişti. Şöyle yapışanları birbirinden ayırıyorum. Sucuğu da ilave ediyorum. Birazcık da sucukla kızartacağım. Kaşıkla düzeltiyorum. İyice yumurtayı çırptım. Üzerine kapatacak kadar döküyorum. Karıştırmayacağım. Biraz bekleyeyim. Altını orta ateşe getiriyorum. Biraz altının böyle hafif pişmesini bekleyeceğim. İsterseniz üzerine pul biber, karabiber dökebilirsiniz. Ama ben şu an dökmeyeceğim. Hafif kaşıkla aralarını açıyorum. Yumurtaları da iyice pişsin diye. Patatesleri böyle tam pişmeden sucuğunu atmayın. Artık yeterli. Altını kapatıyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel pişti. Servis tabağını boşaltıyorum. Bıçakla kesmeye falan gerek yok. Çok rahatlıkla çıkıyor. Kahvaltılara yapılabilecek çok basit ve çok da lezzetli, kolay bir kahvaltılık oldu. Altının yandığını falan düşünen arkadaşlar olabilir. Onu da hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde yanma falan yok. Gayet güzel pişti.
Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seval Mutfak'ta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.